Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 11 ve 11'in katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İki model üzerinden anlatım yapacağım. 11 ve katları artı 1 demiştik. Yani burada toplamda 23 ilmek var. 23 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimi de alıyorum ve direkt modeli başlıyorum. Alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bu model lastik istemiyor zaten. Dip kısmının duruşu gayet şık oluyor bu şekilde de. Şimdi önce ters örgüyle başlayacağız. Birinci sıramız ters örüyoruz. Dediğim gibi modelin alt kısmına lastik geçmeye gerek yok. Zaten bu şekilde de dip kısmı şöyle dilimli gibi duracak. Gayet şık bir görüntüsü oluyor bu şekilde. Birinci sıramız ters örgü. Şöyle kenar ilmeğimi düz öreceğim. Evet, devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya aldım. Bir sırada düz örüyoruz. Bu ikinci sıramız. Modeli ön yüzden kurduk bu arada. Burası modelimizin, şu kısım modelin arka yüzü. Şöyle kenar ilmeğimi ters ördüm arka yüzde olduğum için. Şimdi ön yüzdeyiz ve devam ediyoruz. Modelin üçüncü sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Şimdi devam ediyoruz. Sıradaki ilmeği 1-2 kez dolayarak düz ördüm. 1-2-3-4-5-6. Bu işlemi 6 kez yapıyoruz. Modelimiz burası olacak. Burası da kenar ilmeklerimiz diyelim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir arttırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir arttırma yaptım, tekrar bir ilmek düz ördüm. Şimdi sayalım, 9 tane olması gerekiyor bunların.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arttırdım 8. Ördüm 9. Bakın şurası. Şu model için sardıklarımı saymıyorum. Bakın şurası. Ördüm, arttırdım, ördüm, arttırdım. Bu şekilde 9 ilmeğim oluştu burada. Bir modelle diğer modelin arası için yaptık bu işlemi. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki ilmeği yine 1, 2 kez dolayarak ördüm. Yine bu işlemi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez yaptım. 2 kere dolayarak 6 tane ilmek ördüm yine. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaparak kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 5 oldu. Devam ediyorum. Bu ilmeklerimi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi açtım ve sağ şişimi örmeden aldım. Tekrar ters örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arada 9 ilmek ters ördüm. Tekrar ilmeklerimi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi açtım. Örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar burada kalan ilmekleri ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modeli şekillendireceğiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmekleri düz ördüm. Bakın kenar ilmeği ile birlikte yine 5 ilmek. Şimdi burada 6 tane açmış olduğumuz ilmeğimiz vardı. Bu 6 ilmeği şöyle bir kez sağ taraftan girerek örüyorum. Bir de şöyle sol taraftan girerek örüyorum. Yine düz olacak şekilde ve çıkardım. Tekrar arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek düz ördüm. Tekrar bakın bu 6 ilmeğimi şöyle sağ taraftan şöyle girerek ördüm önce. Çıkarmıyorum. Bir de şöyle sol taraftan örüyorum. Çıkardım. Tekrar kalan 5 ilmeği düz örüyorum. Ve kenar ilmeği. Bakın modelimiz şu şekilde dilimli olacak. Onun için dediğim gibi lastiğe gerek yok bu modelde. Devam ediyorum. Modelimin arka sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki bütün ilmekleri ters örüyoruz arka yüzde. Modelimiz her ne kadar biraz karışık gibi görünse de aslında yapım aşaması çok kolay. Örgüye yeni başlayanlara biraz zor gelebilir. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, şimdi tekrar bir sıra daha düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz düz örülüyor yine.
Evet, sıramı geçip geliyorum. Ön yüzden ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz ters örülecek ve bu modelimizin son sırası. Bir modelimizi bitirmiş oluyoruz bu sırayla birlikte. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Dediğim gibi bir modeli bu şekilde bitirmiş olduk. Diğer modelimizi de nasıl kuracağımızı göstereyim size. Normalde tabii ki şu an tekrar yapacağız ama bakın şu kısmı göstereceğim size sadece. Şimdi kenar ilmeğini alıyorum. Ön yüzdeyim. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Ön yüzde. İkinci modelin birinci sırası bu. Yani model kuruyoruz yine. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modelimi çevirdim. Arka yüzdeyim şu anda. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri de arka yüzde düz örüyoruz. Ön yüzde iki sıra bu şekilde haroşe olmuş oluyor. İkinci modelimiz için. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle size büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi de ters ördüm arka yüzde olduğum için. Evet, bakın şimdi şöyle göstereyim size. Şu kısmı birlikte tekrar ettik. Bundan sonra videonun şu kısmını tekrardan seyredebilirsiniz arkadaşlar. Sıra tekrarı zaten. Dediğim gibi burada kafanız karışmasın diye ikinci modeli nasıl kurduğumu göstermek istedim size. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Başta da dediğim gibi alt kısmına lastik geçmeniz de gerek yok. Bu şekilde dip kısmı zaten çok şık duran bir model. Şöyle arka yüzü de bu şekilde. Evet, bu da birlikte ördüğümüz küçük parça. Şöyle. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu model çocuk örgülerine çok yakışır bence. Bu renkte de gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Yine çocuk hırkalarında şöyle yakadan başlamalı yeleklerde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.